Sevgili seyirciler, spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Victor Osimhen analizi yapacağız dedik. Yapacağız ama biraz ertelememiz gerekiyor çünkü çok flash bir transfer gelişmesi ekranda. Filip Kostić Fenerbahçe'de, oyuncunun transferiyle ilgili detaylarda muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş'ta. Erdem, hoş geldin yayınımıza. Sözü sana bırakıyorum. Hoş bulduk Kerem. Stüdyoya da selamlar, iyi yayınlar. Çok da hızlı bir transfer operasyonu oldu açıkçası. Birkaç saat içinde bitti transferi. Bitirme noktasına geldi Fenerbahçe. Yani Kostić zaten bir hafta kadar önce Galatasaray'ın da gündemine gelmişti ve Juventus'un kadroda düşünmediği, açıkçası temsilcisini de Türkiye'den ve Arabistan'dan kulüplere önerdiği bir oyuncu. Arabistan'a gitmedi oyuncu, oraya sıcak bakmadı. Galatasaray'la anlaşma sağlayamadı. Dün akşam saatlerinde de Fenerbahçe'ye bir öneri geldi ve bugün çok hızlı devam eden görüşmelerin ardından Fenerbahçe Kostić için ilk olarak Juventus'la el sıkıştı. Satın alma opsiyonuyla Kostić'i kiraladı. Bir kiralama bedeli ödemeyecek Juventus'a. Oyuncu zaten Fenerbahçe'ye sıcaktı. Tadiç faktörü de var burada. Tabii Mourinho da var. Tadiç'le de bir görüşmesi oldu ve Fenerbahçe'ye gelmeye zaten sıcaktı. Kiralık transferi için anlaşma sağlandı. Bir satın alma opsiyonu olması bekleniyor sözleşmede. Bunun zorunlu olmadığı yönünde bilgiler aldım ben. Ama bir satın alma opsiyonu olacak gibi, bir yılına kiralık olarak Fenerbahçe forması giyecek. Bu akşam da İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Sabiha Gökçen'de 21.30-22 civarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na Kostić'in gelmesi bekleniyor. Şu an seyahat planları yapılıyor. Fenerbahçe oyuncu tarafıyla da zaten çok büyük oranda el sıkıştı yıllık ücret konusunda. Bir kiralama bedeli olmayacak, onu tekrar vurgulayalım. Fenerbahçe tabii ki sol beke bir transfer beklentisi vardı. Kostić birazcık daha sol ön oyuncusu. Tabii burada Kostić transferiyle beraber belki sistemde bir değişiklik olacak konuşmaları yapıyor ama bunun tabii son kararını teknik direktör Jose Mourinho verecektir. Kostić bu akşam Fenerbahçe için İstanbul'da olacak. Tabii transferin kapanmasına daha 5 gün var. Transfer bitti diyemeyiz ama herhalde her şey olabilir. Açıkçası çok da beklediğimiz bir gelişme değildi Kostić ama Fenerbahçe için fırsat transferi diyebiliriz Kostić için. Erdem, teşekkür ediyoruz. Erdem Akbaş bizimle birlikteydi. Sevgili seyirciler, Filip Kostić Fenerbahçe'de dedik. Bir yıllık kiralık olarak operasyonun gerçekleştiğini Erdem Akbaş bizimle paylaştı. Siz geride kalan dakikalarda duyduğunuzu da söylemiştiniz bu hamleyi. Evet. Hayırlı olsun diyelim Fenerbahçe'ye. İlk değerlendirmenizi merak ediyorum. Ya şöyle söyleyeyim, bu daha önce Galatasaray'la adı anılıyordu bu futbolcunun. Fakat eğer doğru bilgiyse, net olduğunu bilmiyorum, Galatasaray doktoru Yener İnce'nin bu İngiltere maçında 43. dakikada çıkıyor oyuncu. Hı hı. Çıktıktan sonra kas sakatlığı değil de bağlarında, yan bağlarında bir sorun olduğunu söylüyorlar. Galatasaray doktoru rapor vermiş Okan Hoca'ya. Sakatlığının biraz ciddi olduğunu, 2 aydan önce sahalara dönemeyeceğini, öyle olunca da Galatasaray tarafının bu transferden vazgeçtiği söyleniyor. Eğer ki sakatlığı ciddi değilse Fenerbahçe'de hem bek tarafında hem solda, önde, ileride oynayabilecek oyuncu. Sırplar hepsi becerikli, yetenekli oyuncular. Bizde Dzeko var, Tadic var. Bunların da iyi uyum sağlayıp takıma katkıda bulunacaklarını. Bu arada Dzeko'yla da zaten aynı menajerlik şirketinin oyuncusuymuş. Kostić'in menajerlik şirketi. İşte. Yani zaten evet. Fenerbahçe'nin diyalogda olduğu bir kuruluş, öyle söyleyeyim. Yani bu Sırplar bir araya geldiğinde takıma olumlu katkı yapıyorlar. Ama oynadıkları müddetçe. Hı hı. Eğer ki bir tanesi forma çıkarsa üstünden sıkıntı olabilir. Ama şu an itibariyle formda başlayan Dzeko'nun kesilmesi gündemde olamaz. Evet. Tadic belli bir performansta. Kostić'te sakatlığı yoksa Fenerbahçe'ye alternatifli kadro elde etme açısından olumlu bir transfer olarak bakıyorum ben. Hocam, sizce hangi pozisyonda değerlendirilmesi daha yüksek ihtimal? Fenerbahçe'nin kadro genişliğine destek olabilecek, yardımcı olacak bir hamle oldu gibi sanki. Yani az önce sevgili Erdem de aslında güzel bir kelime kullandı ki sen de kullanıyorsun. Fırsat transferi. Ben de kullandım, biliyorsunuz. Hani Avrupa'da transfer bitti. Avrupa'da birçok takımın, özellikle Juventus gibi takımlardaki oyuncular maaş yükünden kurtulmak istiyor bazı oyuncuların.
Muhtemelen öneri böyle gelmiştir diye düşünüyorum ben. Sonuçta Zafer Hoca'nın dediği gibi belki bir sakatlığı vardır. Eğer 2 aylık bir süreçten bahsediyorsak bu bağların esnediği anlamına gelir. Yani bir çok ciddi bir şey değil ama bu bağ esnemesi bir 2 ay alır. Ama burada bence düşünülen taraf ligin uzun olduğu, maçların çok olduğu, işte Avrupa Kupası maçlarında olduğunu düşünürsek, işte Türkiye Kupası da girecek devreye. Yani 3-4 kulvarda oynayan bir grup ortaya çıkacak. Bu grubun içinde de alternatifi ne kadar çok, özellikle böyle fırsat, iyi kaliteli oyuncuları almak mantıklı. Fenerbahçe'de muhtemelen şey düşünmüştür, tamam sakatlığı belki vardır ama yine de 2 ay sonra bizimle etkili bir şekilde bizim etkili bir oyuncumuz olabilir diye fırsat transferi olarak bakıp almıştır. Burada tabii Kostić çok izlemedim ama bildiğim kadarıyla yani hızlı bir oyuncu. Gördüğüm kadarıyla hızlı zaten. Skor üreten bir oyuncu. Duran topları etkili kullanan bir oyuncu. Bu da otomatikman işte Tadiç gibi oyunculara alternatif de oluyor Fenerbahçe'de. İrfan Can gibi oyunculara alternatif de oluyor. Maksimum çok atletik bir oyuncu olmasına rağmen skor üretecek mi üretmeyecek mi bakacağız. Ama o bölgede oynadığında skor üretebilecek bir potansiyele sahip bir oyuncu Kostić. Bence bunu düşünerek yapılmış bir transfer. Yani İngiltere maçında Alexander Arnold'la girdiği pozisyondan sonra sakatlanıyor ve gözyaşları içerisinde terk ediyor sahayı. Juventus'ta UEFA kadrosuna yazmıyor bildiğim kadarıyla. Kostić'i. Öncesinde zaten yazmamışlardı. Yazmamıştı evet. Ama Türkiye Ligi şartlarında İyi işler becerebilecek oyuncu karakteri bence Kostić. Fenerbahçe'ye hücum manasında olumlu katkılar yapacağını düşünüyorum ben. Şimdi sevgili seyirciler, Osimhen'e bir dönüş yapalım. Vaadimizi gerçekleştirmek adına geçen saatin sonunda Sinan Hoca'dan Victor Osimhen'le alakalı görüşlerini alacağımızı söylemiştim. Sonrasında yeniden Fenerbahçe'nin gündemini konuşacağız. Özellikle Mourinho'nun sürekli forma şansı verdiği oyuncular var. Bu oyuncularla ilgili de yine değerlendirmelerimiz olacak. Hocam, Napoli'de gördüğümüzden daha farklı bir sistemde Galatasaray'da kullanılması olası. Ama saha içinde yapabilecekleri de oyuncunun ortada. Nasıl buluyorsunuz Victor Osimhen'i? Sizin de mevkidaşınız aynı zamanda. Evet, yani az önce sevgili Kerem zaten VTR'de herkes seyretti gollerini. Her türlü golü atabilen bir santrafordan bahsediyoruz yani. Evet. Yani hava topu, sağ ayak, sol ayak, işte savunma arkasına yaptığı koşular, doğru yerlerde topla buluşması. Hatta tabii birçok topla buluştuğu yerlere baktığımızda Icardi'nin de çok topla buluştuğu yerlere denk geliyor aslında otomatikman. Evet. Ama tabii ki Galatasaray'ın böyle bir oyuncuya ihtiyacı var mıydı? Vardı.